Tarihi Yarımada'dan bir kez daha merhaba. Programın bu bölümünde geçtiğimiz cumartesi Afganistan'da düzenlenen parlamento seçimlerini ve seçimlerin şeffaflığı konusundaki tartışmalara bakacağız. Bundan birkaç ay önce tartışmalı bir şekilde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Hamid Karzai'nin meşruiyetini de tartışmaya açan bu seçimlerden neler beklenmeli? Taliban'ın yeniden güçlenmeye başladığı Afganistan'da savaş kazanılmak mı yoksa kaybedilmek mi üzere? Amerikan yönetiminde Afgan stratejisi konusunda bir anlaşmazlık mı var ve Başkan Obama bu yaz sonuna kadar çekeceğim dediği askerlerini gerçekten eve döndürebilecek mi? Bundan sonraki süreçte Afganistan'ı neler bekliyor? Ilımlı Taliban unsurlarıyla masaya oturmak teröre çözüm bulur mu? Taliban'ın ılımsızı yaklaşımı ne kadar doğru? Türkiye'nin ülkeye katkısı ve bundan sonra Afganistan'ı bekleyen süreci konuşacağız. Stüdyoda ülkeyi çok yakından tanıyan ve bilen değerli bir konuğumuz olacak. Pencap'tan da canlı bağlantılarımız olacak. Ben Ayşe Süberker, Dünyamız Detay başlıyor. Evet, Afganistan'a geçtiğimiz hafta sonu yapılan parlamento seçimlerinin Taliban'ın tehdit ve eylemlerinin gölgesinde geçtiğini daha önce aktarmıştık. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği seçimlerle ilgili olarak ortaya atılan hile iddiaları da işin cabası. Afganistan'da halk şiddetin gölgesi altında seçim sandığına gitti. Ülkede parlamentonun alt kanadındaki 249 sandalye için seçim düzenlendi. Seçime 386'sı kadın, 2447 aday katıldı. Seçim süresince yaklaşık 300 bin güvenlik görevlisi görev yaptı. Ancak halkın parlamento seçimleri için oy kullandığı ülkede en az 21 kişi yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybetti. Yetkililer ülke çapında düzenlenen saldırılarda Baglan, Kunar ve Takar'da seçim sandığına gitmeye çalışanların roketlerin hedefi olduğunu belirtiyor. Afganistan Seçim Komisyonu Başkanı Fazal Ahmet Manavi'nin verdiği bilgiye göre seçim merkezlerine de 93 saldırı düzenlendi. Başkent Kabil'de de seçim sandıkları kapanmadan kısa süre önce roket atarlarla bir saldırı düzenlendiği açıklandı. Bu saldırılara rağmen 5800 oy merkezinin %92'si açıldı. Ancak Afganistan'da halkın büyük bölümü Taliban'dan ölüm tehditleri nedeniyle sandığa gidemedi. Afganistan'daki seçimler sadece şiddet olaylarıyla anılmıyor. 2009'daki seçimlerde olduğu gibi yolsuzluk söylentilerinin de sonu gelmiyor. Oyların sayılmaya başlamasıyla beraber seçim komisyonuna sayısız hile ihbarları geldi. Oy kullanan seçmenlerin parmaklarındaki mürekkebi yıkayarak birçok defa tekrar oy kullanmaya çalıştığı öne sürülürken, Afganistan'ın en büyük denetim kurumlarından Özgür Vadil Seçim Derneği, en az 389 seçim merkezinde ciddi usulsüzlük yaşandığını belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un özel temsilcisi Stefan de Mistura ise usulsüzlük iddiaları için konuşmanın erken olduğunu söyledi ve Afganistan halkı çok büyük bir iş başardı ama ben değerlendirme yapmak için beklemeyi tercih ederim dedi. Birleşmiş Milletler Elçiliği de yayınlanan açıklamada seçimlerin sonucu ve kalitesi hakkında henüz bir kesinlik olmadığını belirtti. Açıklamada Amerika'nın önümüzdeki haftalarda gerekli önlemlerin alınması ve hilenin önüne geçilmesi için Afganistan'ın bağımsız seçim kurumlarına destek vereceği belirtildi. Gözlemciler seçimlere yoğun şekilde hile karıştığından kuşku duyarken seçim komisyonu da ülkenin farklı bölgelerinden çok sayıda usulsüzlük şikayeti geldiğini kaydetti. Bazı seçim sandıklarının geç açıldığına dikkat çeken yetkililer, bazı sandıklardan da eksik oy pusulası çıktığını belirtti. Afgan seçimlerinin ön sonuçlarının Ekim ayı başında, nihai sonuçların ise 31 Ekim'de açıklanacağı duyuruldu. Ve stüdyo konuğum eski Dışişleri Bakanı ve NATO'nun Afganistan'daki yüksek sivil temsilcisi Hikmet Çetin. Hikmet Bey, hoş geldiniz Dünyamız Detay'a. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, birçok iddia var. Yolsuzluk iddiaları, usulsüzlük iddiaları, şeffaf olmadığına dair. Bunları bekliyor muyduk? Bekliyordum tabii. Yani ben orası Afganistan. Ve ben oradayken ilk seçim yapıldı, şimdi ikinci seçim yapılıyor. Aslında bütün bunlara karşın seçim yapılmış olması başlı başına bence bir takdire değer bir olaydır. Yani o tehditlere, güven ortamının olmamasına rağmen özellikle kadınlara yönelik, yani öldürürüz sandıklara gitmeyin demelerine rağmen Afgan halkının o güç koşullarda gidip oy kullanması bana göre takdire değer. Bunlarla böyle kısa süre içinde Batı anlamında ya da Türkiye gibi bir seçim beklemek olanaksız. Türkiye'de de 1950'de, 40'larda, 50'lerde seçim zamanında insanlar öldürülürdü, adaylar
çok ben hatırlıyorum, anımsıyorum. Bunlar çok şükür geride kaldı. Onun için böyle bir iki seçimle eğitim düzeyinin bu kadar düşük olduğu, gelişmenin bu kadar geride olduğu ve terörün çok yaygın bir biçimde olduğu bir ülkede aslında seçimin yapılmış olması bile başlı başına bir olaydır. Ben izlemeye de çalıştım. Aslında 2005 seçimlerinde ben iki seçim yaşadım orada. İlk defa tarihte 2004'te Cumhurbaşkanı seçimi yapıldı. Sonra da parlamento seçimi yapıldı. O zaman da bu aynı şikayetler geldi. Fakat görüldü ki sistematik bir hile yok. Yani böyle bir merkezden düzenlenen, birilerine yönelik sistematik bir seçim hilesi olmadığı görüldü. Sanıyorum şimdi de öyle. Yani işte mürekkep, silinen mürekkep bir kısmı iyiydi o zaman. İşte iki defa kullanıyor. Oldu hakikaten, olmuş ama bunu böyle bir merkezden yönetildiği ya da birine yönelik olduğu ortaya çıkmadı. Ben bugün Bağımsız Seçim Komisyonu ve ona yanında Bağımsız Şikayet Komisyonu uluslararası kurumların desteğiyle en iyi şekilde çalışarak bunları ortaya çıkarmasını diliyorum. Ama yani bence çok abartmamak gerektiği görüşündeyim. Adım adım gidecek bu iş. Yani bu kadar bu koşullarda seçimi yapmış olması bana göre yine de başarılı. Peki daha önceki seçimlerle mukayese ettiğiniz zaman Afganistan'daki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şeyi görmedim. Şimdi geçen seçimde özellikle parlamento seçiminde Taliban kadınlara büyük tehdit yöneltti. Yani öldüreceklerini söylediler. Buna rağmen oy kullananların %44'ü kadınlardı. Büyük bir başarıydı aslında ve kimse bunu beklemiyordu. Hatta bu tehditler karşısında acaba genel olarak %50'nin üzerinde katılım olur mu diye beklerken oy kullananlara %40'ının üstünde kadın olması çok büyük bir başarıydı. Ben bu seçimde bunun daha geriye gidipmiş olabileceğini sanmıyorum. Olabilir de çünkü o zamanlar 2005'te Taliban bu kadar yoğun olarak etkili değildi. Fakat ilk seçim olmasına karşın bence başarılıydı. Şimdi öyle bir ülke ki Afgan halkının şimdi daha henüz yok. Hiçbirinin kimlik kartı yok, biliyor musunuz? Bizim bildiğimiz anlamda. Bizim bildiğimiz niyetleri... anlamda işte Ayşe Süberke ya da Hikmet Çetin bir kartları yoktu. Ve ben o seçimde şunu gördüm. İlk defa seçim kartıyla fotoğrafının olduğu, isminin yazıldığı kartı böyle bir büyük bir iftiharla bize gösteriyorlardı. Bakın işte ben bir yerde temsil ediliyorum anlamına gelen. O kartı bir anlamda bir kimlik ispatı şeklinde kullanıyorlar. Şimdi böyle bir ülkede seçim yapıyorsunuz. Ve parlamento seçimleri 69'dan beri yapılmamış. En son 69'da yapılmış. İşte kral zamanında yapılmış. Cumhurbaşkanı seçimi hiç yapılmamış. O nedenle yani ben bu seçimin tabii ki Taliban daha etkili olduğu için belki doğuda ve güneyde katılım daha az olmuş olabilir. Ama tekrar söylemem gerekirse seçimi yapmış olmasını ben başarı kabul ediyorum. Ve takdir ediyorum Afgan halkını. Pekala. Bir tepkilere bakalım isterseniz seçimlerde bu Taliban'ın tehditlerine ve saldırılarına rağmen biraz önce Sayın Çetin de söylüyordu. 4 milyon Afgan'ın oy kullanması başta Amerika Birleşik Devletleri hem batılı ülkelerce hem de Afgan yönetim tarafından da önemli bir başarı olarak sayıldı. Yapılan açıklamalarda Afgan halkının cesareti övülürken bu usulsüzlük iddiaları bir anlamda da göz ardı edildi. Seçimi düzenleyen Bağımsız Seçim Komisyonu'nun ilk verilerine göre hafta sonunda 4 milyon Afgan sandık başına gitti. Bu rakam yaklaşık %40 oranında bir katılım anlamına geliyor. Taliban'a karşı cephedeki başarısı tartışılan batılı güçler için bu öne çıkarılması gereken bir başarı. Afgan halkını çok zor koşullar altında seçim düzenledikleri için tebrik ediyoruz. Afganistan, Taliban'ın tehditlerine rağmen demokratik haklarını kullanmak üzere sandık başına giden milyonlarca vatandaşıyla bu cesur kadın ve erkeklerle gurur duymalı. Seçimlerde koruma sağlayan Afgan Ulusal Güvenlik Servisi'nin performansının da çok başarılı olduğunu görmeliyiz. Bu seçimlerde geçen yılki başkanlık seçimlerine oranla daha az güvenlik sorunu yaşandı. Bu da çok önemli. Amerikalılar gibi Afgan yönetimi de halkın cesaretini övgüyle karşıladı. 5 gün önce Afganistan'da ikinci kez parlamento seçimleri yapıldı. Her kesimden milyonlarca Afgan zorlu güvenlik durumuna rağmen ulusal meclisteki temsilcilerini seçmek üzere sandığa gitti.
Daha önce görülmemiş oranda kadın adayın ve kadın seçmenin katılımı Afgan kadınların toplumda etkinlik kazanmaya başladığının göstergesidir. Bu seçimler Afgan halkının demokrasi ve kendi kaderini tayin hakkına bağlılığının göstergesidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumlarına katılmak üzere New York'ta bulunan Afgan Bakan yine de Taliban'la mücadelede henüz yolun çok başında olduklarını vurguladı. Afganistan'da barışın düşmanları hala okullara, kliniklere, öğretmenlere, doktorlara, devlet çalışanlarına, hatta küçük çocuklara ve özellikle de kız çocuklarına karşı planlı saldırılar örgütlüyor. Maalesef sıradan Afganların hayatlarını iyileştirmeye çalışan insani yardım örgütlerine ve çalışanlarına da benzer saldırılar sürüyor. NATO ve Birleşmiş Milletler'den de yapılan açıklamalara da bakılınca hemen herkesin seçimlerde gelinen noktadan memnun olduğu anlaşılıyor. NATO ve Birleşmiş Milletler'den de yapılan açıklamalara bakılınca hemen herkesin seçimlerde gelinen noktadan memnun olduğu anlaşılıyor. Oysa 2009 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini gölgeleyen usulsüzlük, yolsuzluk iddialarının benzerleri bu seçimlerde de mevcuttu. Özgür ve Adil Seçim Vakfı seçimde yaygın usulsüzlüklere tanık olunduğunu belirterek seçim komisyonunun bundan sonraki süreçte daha dikkatli olmasını istedi. Vakfa göre pek çok yerde üzerlerinde mühür olmayan sahte kartlarla gelenlerin ya da yaşı küçük olanların oy kullanmasına göz yumuldu. Mükerrer oy kullanımı da çok yaygındı. Seçim öncesinde kara borsada 3 dolara sahte oy pusulaları satılırken, seçim günü parmaklara sürülen mürekkebin yıkanınca kaybolması ya da Helmand'da bir kadın adayın kızının annesi için işaretlenmiş 1500 gerçek oyu sandığa atmaya kalkışması gibi olaylar seçimlerin inanırlığını gölgeledi. Nitekim Afganistan'da seçim şikayetlerini toplamakla görevli kurul 3000'e yakın resmi başvuru alındığını açıkladı. Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen kurul şikayetlerin 1300'den fazlasının seçimden sonra, diğerlerinin ise seçimden önce verildiğini bildirdi. Şikayet dilekçesi verenlerin bazıları aşiret reisleri tarafından seçim sırasında tehdit edildiklerini söylüyor. 2009'da Hamid Karzai'nin kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise benzer yolsuzluk, usulsüzlük suçlamaları Batılı gözlemcilerin en çok öne çıkardığı yön olmuş, Karzai ile Batılı müttefiklerinin özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin arası açılmıştı. Hafta sonundaki parlamento seçimlerinin hükümetin yapısını değiştirmesi beklenmiyor. Ancak desteklediği adayların yenilgiye uğraması halinde Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'nin itibar kaybına uğrayabileceği belirtiliyor. Evet, eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'le konuşmaya devam ediyoruz. Hikmet Bey, Mark Toner de Amerikalı yetkili de çok memnun olduğunu söyledi. Herkes bir memnuniyet dile getiriyor ama rekor tabii koşulları dikkate alarak söyleniyor ama yani tabii katılımın düşük olması ilginç. Yani birinci seçimde de bu tehditler vardı. Fakat buna rağmen yüksekti katılım. Bunun bana göre iki nedeni var. Bir, Afgan halkının büyük beklentisi vardı. Yani hem Cumhurbaşkanı'dan hem de parlamentodan. O nedenle de böyle sevinerek ve tehditlere karşı koyarak, hatta tehlikeyi göze alarak oy kullandı. Gerek Cumhurbaşkanı seçiminden, gerek parlamento seçimlerden beklentisini bulamadı. Beklentileri vardı. Yani bazı sorunlarının daha rahat çözülebileceği beklentisi vardı. İşte milletvekilleriyle daha rahat konuşabilecekleri beklentisi vardı. Hatta bölgelerine bile gidemediler bazı yerlerde. Birinci neden bu. İkinci neden terör olayı arttı. Yani terör 2005'e göre çok daha yoğun, çok daha etkili. O etkili olan terör anlaşılan seçimi de büyük ölçüde etkiledi. Sanıyorum bu iki nedenden dolayı katılım düşük oldu. Peki bu seçimlerin özellikle Karzai'nin, çünkü Karzai de devlet başkanlığı seçimlerinde Abdullah'la bayağı bir itişmişlerdi, tartışmalı geçmişti ama sonuçta Karzai yine devlet başkanlığına geldi. Bu seçimlerinde Karzai'nin meşruiyeti açısından çok önemli olduğu yorumları yapılıyor. Siz buna bence doğru musunuz? Değil, hayır katılmıyorum. Çünkü bir parti yok. Yani Karzai'nin bir partisi seçime girmiyor. Karzai'yi herkes, adaylar işte burada bireysel olarak seçime katılıyor. Meclis ortaya çıktığı zaman bunu ne kadar Karzai destekler, ne kadar desteklemez onlar görülecek. Geçen parlamentoda da Karzai'nin tamamen hakim olduğu söylenemezdi. Nitekim meclis başkanlığında Karzai adayı kaybetti. Yunus Kanuni meclis başkanı seçildi. Yani Yunus Kanuni Karzai adayı değildi. Karzai'ye karşı olanların desteklediği bir adaydı. O nedenle ben yani parlamento seçimleri tabii ki bir gösterge ama Karzai'nin etkinliğini, ağırlığını ben büyük ölçüde ortaya koyacağını sanmıyorum. Parlamentonun
aslında belirli konularda bir araya gelir, bir araya gelmez. Onlar zaman gösterecektir. Liste ortaya çıkınca, seçilenler belli olunca onları görmek ve yorum yapmak daha kolay olur. Peki şimdi baktığımız zaman bir aşiret gerçeği var Afganistan'da. Asla yatsınamayacak gibi. Kabile demek lazım. Kabile. Aslında bizim anlamda aşirete bir kabile ülkesi aslında. Bir anlamda özellikle ülkenin güneyi ve doğusu kabilelerin çok hakim olduğu bir ülke. Yani bizim bizdeki anlamda aşiret değil, kabile hakim olduğu bir ülke. Peki o zaman nasıl değerlendirmek gerekiyor Afganistan'ı? Şimdi evet, tehditler altında seçimlere gidemeyen ya da her şeye rağmen gitmeye çalışan ve kabile liderlerinin etkisi olan Afganları da göz önüne aldığınız zaman da mı çok düşük kaldı? Yani kabilelerin engellediğini sanmıyorum aslında. Yani kabile kendi adamlarını seçtirmeye çalışıyor aslında. Geçen seçimde öyle oldu. Zaten toplumda ne varsa meclise yansıdı geçen seçimde. Şimdi geçen seçimde parlamentosuna baktığımız zaman kimler vardı? Şimdi bir Taliban vardı. Yani Taliban, örneğin eski Taliban'lı bakanlar bile mütevekkil, örneğin eski Dışişleri Bakanı Taliban'ın adaydı, kazanamadı Kandahar'dan. Belki de bu dönemde yine aday. Taliban vardı. Eroin kaçakçıları vardı. Savaş ağaları vardı. Yani bunun yanında tabii ki toplumun normal, okumuş ve son derece saygıdeğer insanlar da vardı. Kadınlar çok etkiliydi. Kadınlar çok iyiydi örneğin. Yani şimdi 249 kişilik parlamentoda 68 tane bayan vardı. Evet. Şimdi o bayanlar için kimse bir şey söyleyemez. Yani ben oradayken de kimse o bayanlar için bundan hiçbir söz konusu değil. Ben bu dönemde de yine Afganistan'ın parlamentosunda en fazla güvenilen grubun kadınlar olduğuna inanıyorum. Zaten ülkenin geleceğini de ben kadınlar ve eğitime var. Yani gerçekten öyle. Kadınların ülkenin geleceğine çok etkili olacağına inanıyorum. O nedenle onların daha çok parlamentoda yer alması sevindirici. Ben onları yani çoğunda tanıyorum. Umarım o önemli büyük mücadele veren ülkenin demokratikleşmesi, terörden arınması, istikrarı ve barışı için büyük çaba gösteren ve hem kabilelere karşı hem savaş ağalarına karşı hem eroincilere karşı savaş veren o kadınların yine o birlikteliği ve o mücadeleyi sürdüreceklerine inanıyorum. İnşallah. Ben ona yani gerçekten Afganistan'ın geleceğini büyük ölçüde kadınlara bağlıyorsunuz. Peki Amerika'nın stratejisine bir bakalım. Çünkü orada da çok tartışmalar var. Obama çok büyük aslında ümitlerle gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde değişen Afganistan stratejisi ve neden olduğu sonuçlar gündemden hala düşmüyor. Ancak gazeteci Bob Woodward'un yazdığı Obama'nın Savaşları adlı kitabın medyaya yansıyan içeriği, politikaların ne şartlarda hazırlandığını, Afganistan'ın kaderine yön veren kararın hangi yöntemlerle belirlendiğini gösteriyor. İşte o sızan birkaç anekdotu alalım, sonra konuşmaya devam edelim. Stratejik yorgunluk. İngiliz Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün hazırladığı bir raporda Amerika'nın Afganistan politikasında gelinen son nokta işte bu şekilde tanımlanıyor. Amerika'da değişen yönetimle beraber gelinen yeni stratejiden beklenen sonuç alınamıyor. Hatta kimilerine göre Amerikan askerlerinin varlığı Taliban savaşçılarına güç veren ana unsur haline gelmiş durumda. Bu tartışmalar tüm dünyada olduğu gibi Amerika'da da gündemde. Ancak son yayınlanan bir kitapla bu tartışmalar boyut değiştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Afgan stratejisi konusunda yönetimin fikir ayrılığı içinde olduğu ve Başkan Obama'nın orduyla çatıştığı iddiası tartışılıyor. Tartışmaların kaynağı gazeteci Bob Woodward'ın yazdığı Obama'nın Savaşları adlı kitap. Kitabın yakında yayınlanması beklenirken New York Times bir kopyasını gizlice edindiğini yazarak bazı bölümler aktardı. Bob Woodward, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanlarından Richard Nixon'la ilgili Watergate skandalını ortaya çıkaran gazeteci. New York Times'a göre kitap, fikir ayrılıklarıyla dolu bir Amerikan yönetimi tasvir ediyor ve bazı önde gelen isimlerin Başkan Obama'nın Afgan stratejisine ilişkin şüphelerini gizlemediklerini yazıyor. Başkan Obama, Afganistan'a 30 bin takviye birlik göndermeyi ve bu ülkeden gelecek yaz çekilmeyi öngörmüştü. Gazetenin sızdırdığı bir bölümde Obama'nın Afganistan ve Pakistan özel temsilcisi Richard Holbrook bu stratejinin işe yaramayacağını söylüyor. Aynı kitapta Obama'nın Afganistan konusundaki baş danışmanının aylar süren bir titizlikle hazırlanan Beyaz Saray değerlendirmesinin nihayetinde kabul edilen politikayla uyuşmadığını söylediği belirtiliyor. Hatta iddialara göre bu görüş ayrılıklarından sıkılan Obama yeni stratejileri bizzat kaleme almış.
New York Times ayrıca bu kitaba dayandırarak Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'in Afganistan'da 3000 kişiden oluşan gizli bir ordusunun bulunduğunu, istihbarat raporlarında Afgan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'ye manik depresif teşhisi konduğuna ilişkin bilgiler bulunduğunu yazıyor. Ancak bütün bu sızdırılan bilgiler arasında en fazla zarar verebilecek olanı, Başkan Obama'nın Afganistan'dan çekilme stratejisini tamamen politik gerekçelerle talep ettiği iddiası. Gazeteye göre Obama, Afganistan politikalarını Demokrat Parti'nin tamamını kaybetmemek kaygısıyla şekillendiriyor. Evet, siz manzaranın güzelliğine daldınız burada. Evet. Ama yayındayız, devam ediyoruz Hikmet Bey. Şimdi Amerika'nın stratejisi dedik. Obama dedi ki yaz sonuna kadar çekeceğim askerlerimi dedi. Hatta gelecek senenin yaz sonuna kadar Amerika'daki muharip askerler de çekildi. Fakat Amerikan yönetiminin içinde de belli çatlaklar var gibi gözüküyor. Siz Obama yönetimiyle birlikte Amerika'nın Afganistan stratejisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi stratejinin büyük bir bölümü ilke olarak doğruydu. Fakat arkasından şu tarihte çekilmeye başlayacağım demek iç politikayla almış bir karar diye düşünüyorum ve yanlıştır. Amaç nedir? Amaç bir çıkış stratejisi olması lazım. Yani şunlara ulaşırsak çekilirim demesi gerekir. Çünkü Afganistan'ın da şöyle bir hayal kırıklığı var. Sovyetler Birliği çekildikten sonra dünya Afganistan'ı yalnız bıraktı. Ve Afganistan'da olanlardan dünya manen sorumlu. Bütün dünya sorumlu. Batı dünyası sorumlu, Amerika sorumlu. Afgan halkı bir anlamda Sovyetlerin çekilmesinden sonra mollalar yönetimine girdi. Yani halk bu iki şey arasında ezildi, bitti halk. Şimdi Obama'nın iç politika nedeniyle ben işte 2011'in Haziran'dan itibaren çekileceğim demesi şu bakımdan yanlış. Bir, bu teröre cesaret veriyor, teröristlere. Nasıl olsa Amerika gidecek. Ben neden uzlaşmaya gideyim? Halbuki yani bir zafiyet göstererek uzlaşma olmaz. Güçlü olduğunuz zaman uzlaşmaya gitmeniz lazım. Bir bu nedenle yanlış. İkincisi Afgan halkına da bir hayal kırıklığı olur. Yani yalnız bırakmak bakımından. Fakat onun dışındaki Afgan ordusunu, Afgan polisini eğitimine ağırlık vermek. Ekonomiye daha fazla ön plana çıkartmak. Pakistan'la birlikte Afganistan'ı değerlendirmek gibi konuları doğru konulardı. Bunlar doğru strateji. Pakistanlılar yalnız çok kızıyorlar Afganistan'la birlikte değerlendirmek. Pakistan'ın öyle bir şeyi var. Yani bize neden aynı torbaya koyuyorsunuz diye. Yani onu o şekilde anlamamak lazım. Aslında terörün Taliban konusunun ve onunla birlikte Al-Kaide'nin sorunun çözümü Pakistan'sız olmaz. Yani Pakistan olmadan Afganistan sorunu çözülemez. O anlamda anlamak lazım. O nedenle Afganistan ve Pakistan'ın işbirliği son derece önemli. Bugün Pakistan'ın kuzeyi aslında bir anlamda Taliban'ın çok hakim olduğu bir bölge. Biz yakında ben oradan geldim. Yani Pakistan için daha ciddi bir tehdit haline geldi. Onu öyle düşünmek lazım. Yoksa yani bir torbaya koyup birlikte değerlendirmek yanlış anlaşılıyor. Pakistan o bakımdan bir tepki gösterebiliyor. Şimdi bütün bunlardan sonra tabii şu noktaya gelindi aslında baktığımız zaman. 9 yıl geride kaldı. Yalnızca askerle çözülemeyeceği konusunda bir genel görüş birliği olduğu görülüyor. Bu askerlerin tümüyle çekileceği anlamına değil. Ama asker sayısını artırarak bugün 130 bin, onu 530 bin de çıkarsanız sadece askerle çözemezsiniz. Birincisi halkın yaşamı, yani ekonomik bakımdan, sosyal bakımdan halk durumunun her gün daha iyiye gittiğini, çok daha iyiye gittiğini görmediği sürece ve halkı kazanmadığınız sürece sadece askerle çözemezsiniz. İkincisi de son zamanda çok konuşulan ve çok gündemde olan siyasi çözüm gündemde şimdi. Yani askerlikle, sadece askerle çözülemez, siyasi çözüm. Şimdi siyasi çözüm konusunda Amerika da bir anlamda genel olarak onay veriyor. Son Londra konferansında Karzai bunu ortaya attı. Ve bir anlamda bir onay da almış oldu. Genel anlamda onay almış oldu. Fakat bizim bir uluslararası komisyon, benim de üyesi olduğum bir komisyon. Yani bu yıl sonuna kadar çok bağımsız bir biçimde ve çok özgürce çözüm önerileri geliştirmeye yönelik bir komisyon.
Biz bir süre önce o bölgeye de gittik. Yani işte Pakistan, Hindistan, Afganistan. Genel bir mutabakat var siyasi çözüm konusunda. Şimdi siyasi çözüm deyince bu Taliban'la uzlaşma. Evet, ama Taliban'ın bir de ılımlı unsurlarıyla şimdi deniyor. Kimisi nasıl ılımlı ayırt ılımsız diyor, onu? Kimisi evet. ideolojik evet. ve ideolojik olmayan Taliban. Onun diyor. Ayrımı nasıl yapılıyor? Şimdi ayrımı, kesin bir ayrımı da yok aslında. Fakat şimdi onun ayrımı şöyle yapılıyor. Şimdi bir kere bir, siyasi çözüm hakikaten gerekli. Hı hı. İki, bu Afgan yönetiminde olması lazım. Yani Afgan yönetimi bunu yapması lazım. Dışarıdan olmaz bu. Yani birileri gidip onların yerine koyarak kendini o çözümü yapamaz. O nedenle herkesin şunu kabul etmesi lazım. Karzai'nin yönetimindeki Afganistan yönetimi bunu yapacak. Üç, başta Amerika dahil Birleşmiş Milletler, NATO kesin olarak buna destek vermeleri lazım. Yani evet biz bu siyasi çözüme varız. Şimdi buraya kadar doğru. Fakat şeytan ayrıntıda başlıyor. Ayrıntıya indiğiniz zaman işte kimisi diyor ki ılımlı Taliban'a evet, ılımlı olmayanlara hayır. Kimisi diyor ki iki türlü Taliban var. İşte bir anlamda ideolojik Taliban, ideolojik olmayan Taliban. Siz katılıyor musunuz iki türlü ben, Taliban olduğuna yoksa Taliban ben, bir mi? Ben tabii ki böyle bir ayrım var ama ben aslında baştaki liderler dışarıda bırakılacak bir çözümün çok fazla başarılı olacak kanısında değilim. Yani yenileri gelir çünkü. Yani Taliban liderleriyle aslında Karzai'nin onlar da dahil. Aksi halde yani belki bir ilk aşamasında o yapılabilir. Ama lider kadrosu durduğu zaman 20 bin gider, başka bir 10 bin gelir. Şimdiki şu anda Karzai yönetiminin ki destek de gören strateji şu. Şimdi beşli falan bir halka var Taliban'ın. Bir Kuvveti Şurası denen, evet. işte Molla Ömer'in ve liderlerin olduğu bir grup, bir lider grubu var. Bunun sayısı zannediyorum 15 kişi falan. Bu en tepedeki grup. Arkasından ikinci bir halka geliyor. O halka bölgesel sorumlular geliyor. Üçüncü halka diye yani kabaca söylüyorum. İllerdeki temsilci bunlar 600-700 kişi. Bir de doğrudan doğruya savaşan 25-30 bin kişi var. Şimdi söylenen şu, bu 25-30 bin kişi ılımlı Taliban ya da ideolojik olmayan Taliban. Bunların böyle bir ideoloji derdi yok, bunların işi yok, güvenliği yok, birçok sorunları var. Eğer biz bu insanlara söylenen, yani strateji bu, bu insanlara bir iş. Yeterli ekonomik destek gelip bunlara iş sağlayacak, iş sağlanacak. Bunların güvenliği, yaşam boyu güvenliği sağlanacak. Bunlara herhangi bir soruşturma, takibat, yasal hiçbir şey yapılamayacağı belge verilecek. Ve bunlar böylece topluma kazandırılacak. Böylece bu stratejiyle yukarıdakilerin gücü evet. azalacak ve bu konuda çözüme götürebilir. Halka inilecek. Şimdi bu tabii bir çözüm veya bir başlangıç. Ama şimdi Taliban ne istiyor peki? Yani Taliban da aslında yorulmuş durumda. Taliban da bundan sonuç alamayacağını biliyor. Ama Taliban artık bir kısmı eski Taliban'ın olmadığını da, eski Taliban yönetiminin olamayacağını da biliyor. Yani nedir o? İşte kadınların sosyal hayattan silineceği, anayasanın olmadığı, insan haklarının olmadığı bir Afganistan'a kimsenin izin vermeyeceğini biliyorlar. Birinci istekleri şu, bir, bütün yabancı güçler çekilsin diyorlar. Bizim yaptığımız görüşmelerde, biz orta kademeyle görüştük Pakistan'da. Zaten hiçbirisi durmayacak. Yani eğer Afganistan'da istikrar sağlanırsa hiç kimse durmaz. Örnek de söyledik. Kanada çekilmeye karar verdi. Hollanda çekiliyor. İngiltere çekilmeyi düşünüyor. Evet. Hepsi çekiliyor. Bunlar gidecek. Evet. Fakat bunun hepsinin çekilebilmesi için bir istikrarın sağlanması lazım. Silahların susması lazım. Peki. Bir de önemli bir konu. Yani altı çizmesi gereken bir konu. Gerek Pakistan'ın gerek bütün dünyanın kabul etmesi gereken bir konu. El-Kaide'nin kesinlikle bölgenin dışına gitmesi lazım. Çünkü Taliban bölgenin insanı. Evet. Taliban'ın bugüne kadar bölge dışında, Afganistan dışında bir talebi yok. Hı-hı. Yani Taliban'ın dünyanın başka yerinde bir terör olayı yaratayım diye bir düşüncesi yok. Hı-hı. Ama burada bu El-Kaide öyle değildir. O nedenle
mutlaka El-Kaide'den kurtarılması lazım. Burada da tabii Pakistan'a muhtemelen Pakistan çok büyük bir güç düşüyor. Biraz önce İngiltere dediniz, çekilecekler dediniz. İngiltere çekiliyor. Onunla ilgili bir haberimiz var, onu da bir verelim. Evet, ülkede bulunan 150 bin NATO askerinin büyük bölümü Amerikalılardan oluşuyor dedik. İSAF'a katkı sağlayan ülkelerde ise söz konusu desteğin içeriği ve şekli sürekli olarak tartışılıyor. Son olarak İngiltere, Taliban'ın en güçlü olduğu bölgelerden birisi olan Sangin'den askerlerini çekti. Bu durum İngiltere'de en çok asker kaybının yaşandığı bölgede neden bu kadar çok kaldık sorusunun daha yüksek sesle tartışılmasına da neden oldu. Sangin, Afganistan'da NATO askerleri için en ölümcül nokta. Bölge 2006 yılından beri İngiliz askerlerin kontrolündeydi. Geçtiğimiz günlerde bu bölgedeki 8 bin asker geri çekildi. Kontrol Amerikan askerlerine devredildi. İngiliz ordusu Sangin'de 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en şiddetli çatışmalara girmişti. Taliban için kilit bir ikmal güzergahı üzerinde bulunan Sangin, aynı zamanda İngiltere'nin en çok asker kaybı yaşadığı yer. 9 yıldır ülkede ölen İngiliz askerlerinden 100'ü, yani toplam kaybın 3'te 1'i bu bölgede görev yapıyordu. Afganistan Uluslararası Güvenlik Destek Gücü ISAF adına yapılan açıklamada devir teslimin tamamlandığı duyuruldu. Sangin'den çekilme kararını geçtiğimiz aylarda duyuran İngiltere, şimdi askerlerini Helmand'ın başka yerlerine kaydırıyor. Peki askerlerin bölgeden çekilişi bir tür geri çekiliş ya da yenilgi göstergesi mi? Bu sorunun yanıtı İngiliz Savunma Bakanı Liam Fox'tan geldi. Fox'a göre çekilme kararı sağlam bir askeri mantığı simgeliyor. Fox, son 4 yılda bölgede görev yapan askerlerin ülkenin en zorlu alanlarından birinde kaydettikleri başarılardan gurur duyabileceğini belirtti. Bu siyasi açıklamalara rağmen çekilme ardından Sangin'deki faaliyetlerin verilen kayıplara değip değmediği İngiltere kamuoyunda yoğun şekilde tartışılıyor. Aslında Afganistan'daki NATO gücünde yer alan ülkelerde askerlerin geri çekilmesi konusu gündemden hiç düşmüyor. Geçtiğimiz hafta sonu İsveç'te yapılan seçimlere iktidar adayı olan Sol Bloğun seçim taahhütlerinden birisi de buydu. Bloğu oluşturan partiler İsveç askerlerini en geç 2013 yılına kadar Afganistan'dan çekme sözü vermişlerdi. NATO Genel Sekreteri Rasmussen ise konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda sık sık Afganistan'da görev yapan NATO güçlerinin görevlerini gelecek yıl Afgan güçlere devretmeye başlayabileceklerini tekrarlıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin nihai hedefine ulaşmadan bu görevin sona erip ermeyeceği tartışma konusu. Evet, şimdi Pakistan'a gidiyoruz. Güney Pencap'ta Muzaffergarh'ta İslamabad temsilcimiz Levent Öztürk karşımızda. Levent, biraz önce konuşuyorduk aslında Taliban'ın elini nasıl güçlendirdiğini, ama diğer yandan da Hikmet Bey de söyledi. Taliban Afganistan'a özgü bir unsur dedi. Asıl sorun dedi El-Kaide dedi ve bu sorun Pakistan olmadan da çözülmeyecek gibi gözüküyor. Pakistan son olarak istihbarat anlamında size yardımcı olabilirim demişti Karzai yönetimine. Bu yönde son durum nedir? Veziristan'daki operasyonlar devam ediyor mu? El-Kaide'ye karşı alınan önlemler ne yönde? Ve gerçekten Afganistan'la Pakistan önümüzdeki dönemde bu anlamda bir işbirliği yapar mı? Neler söylersin? Evet, şüphesiz Pakistan Afganistan'daki durumun düzelmesini en çok isteyen ülkelerin başında geliyor. Çünkü komşusundaki istikrarsızlık en başta Pakistan'ı oldukça kötü etkiliyor ki operasyonlar da nispeten devam ediyor, ama son dönemde bu sel felaketinin ardından Taliban'a yönelik operasyonlar da ordu birliklerinin özellikle kurtarma ve yardım operasyonlarında kullanılmaya başlaması nedeniyle askıya alınmış durumda. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen bazı terör saldırıların dışında da açıkçası son zamanlarda Taliban eylemlerinin de çok yoğun olmadığını söyleyebiliriz. Ama bu özellikle Kuzey Veziristan'da El-Kaide'nin ve Taliban'ın daha da yavaş yavaş güçleniyor olduğu gerçeğini açıkçası gizlemiyor. Çünkü şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Özellikle Kuzey Veziristan hem istihbarat bilgilerine, Amerika'nın ve Pakistan istihbaratının bilgilerine göre El-Kaide'nin ve Taliban liderlerinin hem eğitim olarak hem de örgütlenme olarak üstün konumunda. Ancak son gelen bilgiler özellikle drone saldırıları ardından üst düzey yetkililerinin teker teker ölmesiyle yavaş yavaş lider kadrosunun Karachi bölgesine doğru kaydığı yönünde. Son dönemde de biliyorsunuz Karachi'de oldukça hareketli günler yaşanıyor. Gerçi bu hareketliliğin temelinde oradaki etnik çatışmalar var, ama önümüzdeki dönemde sel felaketinin hemen öncesinde bu istihbarat bilgileri açıklanmıştır. Karachi bölgesinde özellikle El-Kaide ve Taliban liderlerine yönelik yeni operasyonlar da gündemde. Pakistan istihbaratı bu konuda çalışmalarını sürdürüyor, ama az evvel de aktardığım gibi şu anda Pakistan'ın gündeminde 20 milyon insanın etkilendiği sel felaketi var ve bu yüzden de terörle mücadele ve terörle mücadeleye karşı alınan istihbarat tedbirlerinde de
Açıkçası zafer olduğunu söylesek çok dayanılmış olmayız. Önümüzdeki günlere bu nasıl yansıyacak bilmiyorum ama şu bir gerçek, Pakistan her ne kadar Afganistan'a full destek sözü verse de şu anda ciddi anlamda yaşadığı hem ekonomik hem de selin getirdiği ağır darbe yüzünden açıkçası çok da fazla bu konuda çaba sarf edecek durumda değil gibi görünüyor Ayşe. Pekala Levent Öztürk, çok teşekkürler aktardıkların için. Evet Hikmet Bey, Pakistan tarihin en büyük felaketinde. Şimdi tabii tarihin en büyük felaketi, yok çok çok büyük bir felaket ve insan drama aslında. Evet. Her zamanki gibi tabii yardımlar oluyor ama çok yavaş işliyor. Dünya henüz aslında bu tip yardımlara oluşmadan önce hazır bir örgütleme veya da fon oluşturamadı. Hı hı. Yani ben yıllardır aslında dilim döndüğünce bunu söylemeye çalıştım. Dünyanın buna hazır olması lazım. Ama maalesef olmuyor. Şimdi Pakistan'a gelince aslında benim son görüşmelerde şunu gördük arkadaşlarla beraber. Pakistan, Taliban'ın kendisi için bir ciddi bir tehdit olduğunu farkında artık. Yani bugün Taliban sadece Afganistan'ın için tehdit değil. Pakistan için belki daha da ciddi bir tehdit. O nedenle onların bir çözüme katkı yapma eğiliminde olduğu izlenimini edin. Çünkü gerçekten sadece bunun Afganistan için değil, kendilerinin bir sorunu olduğunu farkındalar. Fakat bunun için ciddi bir desteğe de ihtiyaçları var. Çünkü Pakistan'ın kuzeyi sadece eğitim kampları değil, rakamı bilerek söylüyorum, 10 binleri aşan medreseler var. Bu medreselerin bir kısmında öyle bildiğimiz anlamda fizik, matematik, tarih, kimya öğretilmiyor. Cihat eğitimi yapılıyor. Ve bunlar sadece Afganistan için değil, Pakistan için. Hatta içinde başka ülkeler için de bir tehdit. Hı hı. Şimdi Orta Asya ülkeleri, çünkü o medreselerde yani bizim elimizdeki o zamanki bilgilere göre Fas'tan Endonezya'ya kadar çok radikal gruplar eylem yapıyorlar, eğitim görüyorlar, kamplarda yetişiyorlar ve bunlar gerektiğinde Orta Asya Cumhuriyetlerine, gerektiğinde başka ülkelerde bu eylem yapabiliyorlar. O nedenle Pakistan olayı olmadan, Pakistan tam olarak desteği olmadan ne Taliban sorunu ne de El-Kaide sorunu tam olarak çözülemez. Peki neyle çözeceksiniz? Şimdi çözülecek onu merak ediyorum. Binlerce insanın radikal şimdi bir kere, eğitim aldığını tabii yani bunu Pakistan'ın kendi sorunu. Yani Pakistan'ın kendi Pakistan bu konuda destek görmesi lazım. Yani maddi manevi dışarıdan destek görmesi lazım. Bir kere yabancıların o medreselere gelmeleri önlenmelidir. Yani o yabancılar oraya, o medreselere, yabancıların büyük bir çoğunluğu normal bildiğimiz eğitimi almaya gelmiyor. Evet. Yani başka ülkelerden oraya gelmeler önlenmelidir. Yani bu Pakistan'ın sorunu. Evet. Dünya ancak bunlara destek olması verirse gerekir. Fakat çok ciddi bir sorundur. İki ülke birlikte hareket etmediği sürece ve birlikte bu konunun üzerine gitmediği sürece bu konu kolay kolay çözülemez. Dünya bunlara destek olması lazım. Peki Afganistan işgalinin gerçek acısını aslında baktığımızda Taliban ve NATO ateşi arasında kalan siviller de yaşıyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre 2010 yılının ilk 6 ayında 1000'in üzerinde sivil hayatını kaybetmiş. O istatistiki bilgilere bir bakalım, sonra konuşmaya devam edelim. Birleşmiş Milletler'in Afganistan'daki sivil can kayıpları konusunda yayımladığı son rapora göre ülkede sivil ölümlerinde 2010'un ilk 6 ayındaki artış %31 oldu. Ancak bu durumdan daha çok radikal militanların faaliyetleri ve saldırıları sorumlu tutuluyor. Özellikle radikal örgütlerin bıraktığı patlayıcıların çocuk ölümlerinde büyük bir artışa yol açtığı belirtiliyor. Aynı dönemde NATO öncülüğündeki yabancı askerlerin faaliyetlerinden kaynaklanan sivil ölümler ise azaldı. Birleşmiş Milletler raporuna göre yılın ilk 6 ayında 1200'den fazla sivil öldü, 1997 sivilde yaralandı. Bu Afganistan'ın 9 yıl önce işgalinden bu yana kaybedilen en yüksek sivil can kaybıydı. Bu vakaların %76'sından Taliban ve diğer isyancı gruplar sorumlu tutuluyor. Bu oran geçen yıl %53'tü. Birleşmiş Milletler raporuna göre geçen yılın aynı dönemine göre ölen ve yaralanan çocukların sayısı da %55 artış gösterdi. 6 ayda 176 çocuk öldü, 389'u yaralandı.
Birleşmiş Milletler ölümlerden 386'sının yani %12'lik bir bölümünün Amerika, NATO ya da diğer hükümet yanlısı unsurlardan kaynaklandığını duyurdu. Ülkedeki Amerikan ve NATO güçleri komutanlığı da bu konudaki rahatsızlığını sık sık dile getiriyor. Orgeneral David Petraeus, ölen her Afgan sivil davamızın gücüne zarar veriyor demişti. Bu açıklamadan kısa süre sonra Nangarhar vilayetinde NATO'nun bir hava saldırısında bir cenazeye gittikleri açıklanan 25 kişi ölmüştü. Ülkede yaşanan en büyük sivil kayıpsa 4 Eylül 2009'da Taliban tarafından kaçırılan iki akaryakıt tankeri bir Alman komutanın emriyle NATO güçleri tarafından vurulmasıyla gerçekleşmiş, bombardımanda 91 sivil hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Sivil ölümlerini önlemek amacıyla ülkedeki NATO güçlerinin silah kullanma kuralları yeniden düzenlenmişti. Sivil ölümlerinin verdiği zarardan ve gördüğü tepkiden rahatsız olan Taliban da önemli bir strateji değişikliğine gitmişti. Sivilleri uzaklaştırmamak amacıyla Taliban'da geçtiğimiz aylarda yeni bir davranış kılavuzu oluşturuldu ve savaşçıların silah ve paraya el koymaktan men edilmesi istendi. Sivil ölümlerindeki artışın ilk işaretleri Birleşmiş Milletler'in 2010 başında açıklanan raporunda da görülmüştü. Birleşmiş Milletler 2009 yılında sivil ölümlerinin 2008'e göre %14 arttığını duyurmuştu. O zaman da bu ölümlerin büyük bölümünden Taliban saldırıları sorumlu tutuldu. Açıklanan bütün bu resmi rakamların gerçekliği yakın zaman önce sızdırma haber ve bilgilere yer veren WikiLeaks sitesindeki bilgilerle tartışılmaya açıldı. Afganistan'daki savaşla ilgili olarak yayınlanan binlerce gizli belgeye göre sivil ölümlerin gerçek boyutları kamuoyuna yansımıyordu. Sivil ölümlerle ilgili olarak Amerikan askerlerine karşı oluşan tepki geçtiğimiz günlerde medyada yer alan bir haberle daha da yoğunlaştı. Habere göre Afganistan'da görevli bir Amerikan müfrezesinden 5 asker ölüm timi kurup spor olsun diye rastgele sivilleri öldürmüşlerdi. Afganistan'ın Muhammed Kala köyünde Gülmudin adlı Afgan da bu askerlerin kurbanlarından biriydi. İddialara göre Mudin söz konusu ölüm timinin ilk kurbanıydı. Washington Post'un askeri belgelere dayanarak verdiği habere göre bu olay sadece bir başlangıçtı. El bombası kasten bir Amerikan askerince atılmış, sanki saldırıya uğramışlar gibi diğer ekip üyeleri de Afgan sivile ateş açarak saldırıyı meşru hale getirmişti. Evet Hikmet Bey, son bir dakikanın içerisindeyiz. Efendim son bir dakika, bir kere bu sivil ölümü ciddi bir sorun. Hı hı. Biz oradayken bunun üzerine çok ciddi bir şekilde duruyorduk. Birkaç terörist öldüreceğiz diye yüzleri binleri karşınıza alamazsınız. Dünyanın bunu şunu görmesi lazım. Terörist öldürmekle terörizmi önleyemezsiniz. O nedenle sivil ölümler çok ciddi bir olaydır. Yapmamak lazım. Çok insan karşınıza alıyorsunuz ve terörle mücadelede çok büyük bir sorundur. Maalesef o konuda büyük bir hata yapılıyor. Bir şey daha söyleyeyim. Ne Amerika ne NATO Afganistan'ı kaderiyle baş başa bırakarak çekilemez. Kesinlikle bu mümkün değil. Çünkü bu NATO'nun bir anlamda ne yapacağı konusu ve bir de teröre mağlubiyettir. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve NATO teröre mağlubiyeti kabul edemez. Afganistan'ın kendi ayakları üzerine duracak noktaya gelmesi lazım. Onun için böyle biz çekileceğiz falan demekle aslında hem terörizme, teröre de bir anlamda cesaret veriyorlar. Hem de komşu ülkeleri sizin hesabınız varsa devam edin biz geleceğiz demek istiyorlar. O yanlış bence. Afganistan'ın desteğe ihtiyacı var. Pekala, çok teşekkürler programa katıldığınız için, görüşlerinizi paylaştığınız için. Evet, eski Dışişleri Bakanı ve NATO'nun Afganistan'daki yüksek sivil temsilcisi Hikmet Çetin konuğumuzdu. O da eski, ikisi de eski. Peki, süremize el verdiğince konuşmaya çalıştık, programın sonuna geldik. Türkiye, Amerika ile ittifakını bozmaya niyetli değil. Birleşmiş Milletler toplantıları için New York'a giden Abdullah Gül, Amerikan halkına bu mesajı verdi. Başta İran olmak üzere uluslararası sorunlar ilişkilere nasıl yansıyor? Washington-Ankara hattında işler nasıl gidiyor? Türk-Amerikan ilişkileri yarın dünyamız detayda. Evet, programın sonuna geldik. Sorularınız, yorumlarınız, görüşleriniz ve eleştirileriniz için e-mail adresimiz yorum@dunyamizdetay.com. Yarın yine farklı detaylarla karşınızda olacağız. Şimdi hoşça kalın.